hiçbir tanımazdı. Yanar baştık ettik. Yayarsan 5-6'yı şöyle ayaraktan gençler toplanı kana baktım birini gözüme iyi gibi görünür, iyi gibi görünür. Duru kanan çıktı dışarıya, yettim ondan evvel. Yolda yakaladım. Ya niye de nasılsın falan derken en kısa yoldan. Ben alır mı dedim, alırım dedi. Ondan sonra bir gelenekler vardı o zaman. Söz veren kız oğlanın bir koluna bileziğini takardı. İşaret, söz. Ondan sonra o bileziği takındık. Altın bilezik mi, bakır bilezik mi? Bakır. Bu yüzükle, bu bakır bilezik. Oradan. Altını o zaman, altını kim salamazdı o zaman. Gelenekte de yoktu. Oradan gittik, zaman zaman geriden geri görüp ben yaşadan koştuk geldi. Evlerimizin arası 10 metreydi, hep bilmediğim bir adam gibiydi. Ondan sonra tanıdık atarsan, onu ortasında görüşürdü görüp en son baş ana babaya yansıdı bu iş. Oradan geleneklerimizde bu iş ciddiye bindi miydi ana babalara sıra geldiğinde ana baba onu gizlice görürler birbirlerini. Ondan sonra sıra komşuya gelir. Bir orası geldiler, 3-5 kişiye çağırdılar. Duvur gönderdiler. Muayene gittik geldik. İlkin şehir sinemasını orada seyrettik ikimiz de. Kaçıydı? 56. 1956'da. Bu dedim tüm 56'da. Oradan gittik Karamut'ta ilk gelişimiz orada şehir sinemasında perdeler gelip gidiyor adamlar. Kimi sevişir, kimi coşur. İlk görüşümüz daha bizim onu. Oradan iş bitti, eve geldik. Düğün başlayacak. Başladı. Şimdi düğün ailesi kınaya geldi. Çalgıcı ekip tamam. O giren gelin kızların arasında ben de girdim evin içine. Alacağım kızın evin içine ben de girdim. Oradan kaynanam hanıma demiş ki kızına ya bu adam bizim eve girmeye utanmıyor da gelir buraya demiş. Bizim geleneklerimiz bu kadardı. Ondan sonra evlenildi, çocuk sahibi olduk. Hiç kavga dövüşsüz yaşadık, gittik. 56 senesinde, şimdi de sene 2021 indi sene. 65 senem oluyor bilmem tahminime. Daha üstte varsa 56 senesinden beri kavgası dövüşsüz. Götürüyoruz. Evet. Mutasım o kadar arttı. Öyle bir durum. Ama iyi. Benim de saç kalmadı. Ağzımda da diş kalmadı ama gene de kavga dövüşsüz. Çorbamızı bir geleceğe koymadan yaşadık. Thank you.
Akşam ekmeğimizi sabaha kalmış. Al, al gala. Bir de annem anlatsın. Bir de benim ismim nüfusta Ali Cılız. Yalnız ben 1938 doğumluyum. Ben o doğduktan sonra babam rahmetli beni yazdırmışmış. O doğduktan sonra Kemal demişler bana, Atatürk ismini vermişler. Kendim bile aram aram unutuyorum Ali olduğumu. Kemal, çobanlık ettik, yalın ayaklık vardı, ayakkabı bulma zorluğu vardı. Eskiden deriden bir şey dikerler, çarık derlerdi. Şimdi bu Göksu beldesinde Çarık Kemal demezsen, beni Alicılı derlerse çok az bilen olur. Lakabım Çarık Kemal. Kimlikte de yok. Kimlikte Alicılı yalnız. Çarık Kemal beni tanıyanın hepsi Çarık Kemal olarak bilir. Hizmet ettirmişmiş babası. Onu ayağına siyah boya bulamamış, şöyle beyaz giydirmiş. İki yandan da Çarık demişler, Çarık Kemal demişler, Çarık demişler. Çarık derlerdi, yine Çarık Kemal derler, hep buna. Oradan kaldı. Oradan. Kimisi kendinden Çarık Kemal kendi sanır, bakar, eyvah. Eyvah adam bakar. Neyden böyle oluyor sizinle? Babamdan da bana aksetti, Çarık Hüseyin. Çarık Hüseyin. Çarık Hüseyin derler bana da, babamdan da bana aksetti. Çarık adı, Çarık Hüseyin olarak. Torununa da gidiyor. 6 tane torunum var. 6 tane. Torunun birinden de 2 tane de torun var. 8 tane torun var. 4 çocuk. 3 kız, 1 oğlan. Kızın birinin çocuğu olmadı. 3 çocuktan 6 tane torun işte. Bize torunun da birinin 2 çocuğu var. Birinin adı oğlanın adı, birinin adı da çocuğu olmayan kızın adı Sili, onun adı da Sibel. Koparalım, çocuklara gönderelim, nar eskisi yapalım, çocuklara gönderelim, yiyeceğiz biz bunu. Yazın, yazın koparacağız, kışın yiyeceğiz bunları biz. Bunlar, kışın yemeğin yandığı olur bu. Hüseyin'in adı oğlanın, torunun çocuğu. Oğlanın adı da Mert Hüseyin Cılız, torun. Torunun çocuğunun adı. Yani şu anda bizim evde 4 nesil var. 4 nesil var. Babam, biz, oğlum, bir de benim torunum. Bizim evde şu anda 4 nesil var. O bana doğurgan duracı oldu. Annem gelin beni küçük değil, veresi gelmiyor. Komşulara çağırdılar. Komşulara çağırdılar bunu veren de akrabalara. Akrabalar demiş ki, bunu altında kalacaksın demişler. Ev temizlemeye gitmem, ben gelmem ev temizlemeye. Zor değil kızlar. İşte, evet. Hep evleri. Hep böylelerdir. Hep ilişkiler oldu orada. Hep ev yeri oldu, yol oldu, asfalt oldu. Bunun vardığım yerde hiç altını falan bilmez. Buna demiş ki, ağası, bunu boşlayıverin de sana bir radyo al. Sana bir radyo al verin, bunu boşlayıverin. Babam da biri, Durgacası'nın biri, güverine demiş, uçağı satılacağım demiş babama. Kızım isteyeceğim diye, dur kocasını. Onu babam borçlandı versin. O gelmesin benimle evladım. Şifreni borç. Ben güççü varınca, veresileri aldım. Ben de ne bileyim. İşte güçlükten geçti. Buna güçlükten... 16 yaşında. ...alacı oldum. İşte ondan sonra... ...ne diyeyim? Çocuğumuz çoğaldı, şimdi 4 şey kaldı, 4 şey, Allah'ı sakınlar yandı bunlara, ben 9 çocuğum oldu işte.
küçük değil. Dört tane çocuğum var benim. Bir bu var burada. Biri Mersin'de, biri Mut'ta, biri Antalya'da. Bunu işte böyle. Küçükte vermediklerinin şeyinden veresiler yok, ana verdikleri de o zaman ev, araba, at bir şey de yoktu. Bu benim evimde bu kız verdiğim yerde acıkmaz diyerekten bize de o zamanlar geleneklerimizde de buydu hani. Verirsek bu evde buğday olur. Buğday o zamanın variyeti. Davarlar vardı. Biz malcıydık. O davarları yatırdığım yere tarlada ekini olurdu. Gübre yok. Gübre yok o zaman zaten. Gübre 65 senesinde gübre aldım ilk. Anam kızım ben bunlarda sen yerezil olun dedi. Bunların işi eyden çok dedi. Ben de işi çoğursa aşı da var burada değil dedi. İşte Allah yazarsa öyle deniyor. Çağırın bir ev var da orada. Ben de incir ağacına bak. İncir dolmuş kalmış. İyi orada da yerine iliş. Çok mu çiçek sevgim yok o yüzden yani çiçeğin yeşilliği için dolunca o duygular bize. Hadi güle güle. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun, teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun.